atmalar birbiri içinden geçebilme özelliğine sahiptir. Bu geçiş sırasında atmaların yayılma hızları değişmez ve üst üste binme ilkesine göre genlikleri toplamı bileşke atmayı oluşturur. Daha sonra atmalar özelliklerini kaybetmeden yollarına devam ederler. Atmalar karşılaştıklarında genlikleri zıt yönlü ise bileşke atma bulunurken büyük atmadan küçük atma çıkarılır. Atmalar birbiri içinden özelliklerini kaybetmeden geçerler aynı hız, genlik ve genişlikle yollarına devam ederler. İki simetrik atma karşılaştığında, kısa bir an birbirlerini sönümlerler ve özelliklerini kaybetmeden yollarına devam ederler. İlerleyen iki dalga birbirini değiştirmeden ya da bozmadan birbiri içinden geçebilir.